The Suicide Squad intihar timi merakla bekleniyordu. İlk filmin aldığı eleştirilerden sonra herkes devam filminin nasıl olacağı konusunda heyecanlıydı. Dilerseniz gelin bu film ilk filmin üzerine çıkabildi mi beraber inceleyelim. Yalnız incelemeye başlamadan önce ufak bir uyarı yapmamız gerekiyor. İnceleme spoiler içermekte. Spoilerdan rahatsız oluyorsanız bu andan itibaren videoyu kapatabilirsiniz. İncelemeye başlarken ilk filme nazaran ikinci filmin yani devam filminin renkli havasından söz etmek gerekiyor. James Gunn'ın elinden geçen The Suicide Squad'ın böyle olacağını az buçuk tahmin ediyorduk. Fakat böyle olacağını kimse beklemiyordur açıkçası. Guardians of the Galaxy'deki performanslarından nasıl bir yönetmen olduğunu, tarzını kısmen anlamıştık. O tarzını, o havasını buraya da yansıtmak istemiş ve başarmış. Hem mizahi açıdan hem sinematografi açısından gayet yerinde bir film olmuş. Ayrıyeten bu adım seslerini James Gunn'ın ilk önemli adımları olarak değerlendirebiliriz. Çünkü kendisinden şu anda Guardians of the Galaxy Vol. 3'ü de bekliyoruz. İleride yönetmenlik yapacağı filmlerde de önemli işler başaracağı kesin. James Gunn'ı yeterince övdüysek filmi incelemeye devam edebiliriz. Bu filmi incelerken karakterleri konuşmamak olmaz. Filmde çok fazla karakter var. Fakat filmin henüz ilk kısımlarına doğru çoğu ölüyor. Bu olayı Deadpool 2'deki X-Force ekibinin sahnesine benzetebilirsiniz. Belki de daha iyisi de olabilir. Hem mizahi açıdan hem de sahneler açısından. Ama şu bir gerçek ki, daha ilk başta ölen karakterler bile bize filmle bağ kurmamızda yardımcı oldu. Özellikle Javelin karakteri. Sizin ne düşündüğünüzü bilemeyiz. Ama cirit olayı hem komik hem de hatırlatıcı bir unsurdu. Ayrıca karakter çok havalı duruyordu. Savan karakterini lider olarak göreceğiz derken savaştan kaçması, Blackguard'ın saçma sapan bir şekilde düşmanının karşısına çıkması, Mongol'un helikoptere atlaması oldukça saçma olsa da mizah dozunu iyi ayarlamışlardı. Captain Boomerang'in ölmesi kesinlikle sürpriz oldu. Oysa ki çok güzel bir hareket yapmıştı. Boomerang'ın kafa kestiği ve adamın beyninin göründüğü sahne çok iyiydi. Başta köpek sandığımız Weasel karakteri de helikopterden atlayınca suda boğuluyor. Onu mid-credit sahnesinde görmemiz de olağandı tabii. İkinci takım olarak gördüğümüz bu takımda sadece Harley Quinn ve Rick Flag sağ kaldı. Harley Quinn karakterini de üçüncü kez görmüş olduk. İkinci takım da böylece son buldu. Filmde asıl bakmamız gereken takım birinci takımdı. Birinci takımda yer alan karakterler hem güç olarak hem de akıl olarak daha üstünler. Bloodsport harika bir karakterdi. DC evreninde böyle bir karakterin var olduğunu bilmek bile güzel. Bloodsport ve Peacemaker ciddi anlamda iyi yazılmış karakterlerdi ve oyuncular da bu rolleri çok güzel oynamış. Özellikle John Cena ve Idris Elba diğerlerine göre bir tık öne çıktıkları için harikalar yaratıyorlar. King Shark karakteri adeta Groot'la eşit tatlılıkta diyebiliriz. Kendisi daha vahşi olsa da çok tatlı bir kişiliği var. Acayip sempatik bir karakter olmuş. Bu karakterlere aşırı bir yatırım var. Redcatcher'ın hikayesi çok dokunmasa da kötünün neden kötü olduğunu gösteren küçük bir hikayeydi. Onu söylemek lazım. Polka Dotman var bir de. Bu karakter biraz içine kapanık bir karakter. Kendisinin kötü olma hikayesi de trajikomik. Zaten baktığınızda bu kötülerin çoğu kötü değil. Hepsinin kötü olmasının nedenleri var. Sadece güçleri kontrol edilemediği için bu hapishanede tutulmak zorundalar. Filmdeki asıl kötü karakterimiz Starro'ydu. Starro, bilinmeyen bir gezegenden gelen bir uzaylı. Hikayesi The Batman, Brave and Bold çizgi dizisinde kendisini tanıtan iki bölüm vardı. Bu bölümlerde dünyayı istila eden yıldızlar kahramanların birçoğunu da ele geçirmişti. Özellikle Superman'le mücadele etmek çok zordu. Yani bu uzaylılar kolay lokma değiller. Filmde de bu gücü biraz olsun gördük. Fakat insanlara daha çok yapıştıkları için kolay avlandılar diyebiliriz. Starro projesinin başında da Tinker adlı bir karakterimiz vardı. Bu karakterin özelliği de kafasında birden fazla kablo olması sayesinde akıllı olmasıydı. İlginç ama öyle. Kendisini The Flash dizisinden tanıyorduk zaten. Birçok insan filmi izlerken isyan etmiş olabilir. Çünkü film birçok karakter hemen ölüyor. Hiç beklemediğiniz ölümler bir anda gerçekleşebiliyor. Ama aslında bu filmin adı The Suicide Squad, intihar timi. İzlerken aklınızda bu olmalı. Bu karakterler görevi terk ederse de intihar olur, görevi tamamlayamazsa da intihar olur. Yani her şekilde yolun sonunda bir ölüm var. Sırf bu yüzden Bloodsport'un bir anda Amanda Waller'ı dinlemeyip koştuğu sahne mantıklı geliyor. The Suicide Squad'da sahne ve çekimlere çok özen göstermişler. O belli. Bir şeyler deneyen James Gunn kendinden oldukça leziz havalar katmış. Filmde Peacemaker'ın kaskından dövüş sahnesi izledik. Çok harikulade şeyler değil. Lakin farklılık kokan hareketler bunlar.
Peacemaker ölmeden 8 dakika öncesine gidilmesi, daha sonra aynı noktaya gelinmesi çok hoş olmuş. Bunu daha çok Wes Anderson filmlerinde görüyoruz. Replikler ve diyaloglar da akılda kalıcı olmuş. Özellikle Peacemaker ve Bloodsport'un atışmaları. Ekstra olarak Peacemaker After Credit sahnesinde geri dönüyor. Dizisi çıkacağı için öldürmemeyi tercih etmişler. Güzel karakterdi. Bekliyoruz. Bütün bu çabaya, emeğe, uğraşa rağmen eleştirmenlerden iyi not alan film, gişede aynı başarıyı sürdüremedi. Peki filme gittiniz mi? Gittiyseniz filmi beğendiniz mi? Yorumlarda bunları belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bize destek olmak isterseniz videomuzu beğenebilir, kanalımıza da abone olabilirsiniz. Fanzade Film Maniac size bol dizili ve filmli günler diler.